Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Mount & Blade Warband bölümüyle sizlerin karşısındayım. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en son Alburg Kalesi'ni ele geçirmek için bir sefer girişiminde bulunmaya hazırlanıyor idik ki 77 birim şövalye ile muhtemelen bu kaleyi layıkıyla ele geçirebilir ve beraberinde kaleyi savunmada durabiliriz diye tahmin ediyorum. Hemen Erzak Storm'u kontrol edeceğim. Erzak Storm gördüğüm kadarıyla gayet yeterli. Kaleyi ele geçirdikten sonra kalenin içerisinde kuşatmaya maruz kalsak bile hayatta kalabiliriz diye düşünüyorum. Birazdan kaleyi fethetmeye başlayacağız. Bu arada babuşlar, seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Ve hala abone değilseniz kanala abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Son olarak da açıklama kısmında sosyal medya linklerim var. Canlı yayındır, Instagram'dır. Arzu ederseniz beni oralardan da takip edebilirsiniz. Şimdi şu Alburg Kalesi'ne doğru bir gidelim ve kaleyi kuşatalım. 9 saatlik bir sürenin sonucunda da duvara saldırmaya başlayalım. Açıkçası buralarda büyük savaşlar döndüğü için Vayagir Krallığı'nın bu kaleye desteğe gelebileceğini pek zannetmiyorum ama desteğe gelirlerse de bir şekilde üstesinden gelebiliriz. Of! Bak, giriş geniş. Girişin geniş olması çok güzel ama şöyle bir sıkıntımız söz konusu ki giriş ne kadar geniş olsa da çok uzak olduğundan dolayı buraya girmek zaman alacak ve okçuların konumlanışını görüyorsunuz. Mühimmatları bitene kadar canımızı okuyacaklar gibime geliyor. Hadi hayırlısı bakalım. Ölüp direkt bir avuç inciri berbat etmeyelim. Geri kalanı halledilir gibime geliyor. Ay. 4 bir yandan atışa maruz kalıyoruz. 4 bir yandan. Ben açıkçası kendimi riske etmek istemiyorum. Müsaade edelim birazcık bizim birliklerimiz girip hattı yarsınlar. Orası biraz rahatladıktan sonra gider biz de içeri girmeye çalışırız. Alan gayet geniş. Şövalyelerin birazcık hasar verirse orayı yarabileceğine inanıyorum açıkçası. Şövalyelerimin hasarına güveniyorum diyebilirim. Ve evet, yeni aldığım kulaklık açıkçası pek beni rahat ettirmiyor. Ziyadesiyle sesler bana çok fazla geliyor ve ben yine o ses karmaşasından kurtulamadım maalesef. Bu arada babuşlar, bir şey dikkatimi çekti. Televizyon izliyorum ve televizyonda bir reklam dikkatimi çekti. Yeni bir televizyon geliştirmişler ve televizyon insan sesini algılayıp istediği kanalı açabiliyor. Yani ya da istediği alanda, istediği kategoride bir şey açabiliyor. Yani insan ilk başta baktığı zaman hayret ediyor da baba, şimdi bak, bizim televizyon kültürünü bir ele alalım. Kanka, arka planda ses olsun diye açmak harici televizyonu böyle çok fazla izlemek için kullanıyor muyuz? Vallahi şahsen bence kullanmıyoruz. Bu arada askerlerim birer birer pıtır pıtır devriliyor ya, hadi Allah'tan hayırlısı bakalım. Bir miktar içeri girmeyi başarsalar iyidir. Sarnanit askerleri bile orada arkadaş. Öf ya, öf. Birazcık asker kaybederiz de en nihayetinde içeri girmeyi başarırız diye tahmin ediyorum. Abi yani arka planda ses veren bir aygıt olarak kullanmıyor muyuz televizyonu? Hayır, bir de bir şey değil abi, televizyon böyle sessiz izlenen bir şey değil ki. En azından bizim için, yani benim için böyle. Ya düşünsene abi, hanımlar toplanıyorlar. Gün var, hanımefendiler, annelerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız artık. Gün var ve dedikodu yapılıyor o günde. Televizyonun yaşadığı tramvayı bir düşünsene. Bu Ayten var ya, tam yılan kız falan filan diye böyle. Hani bu yapay zeka gelişen bir şey değil mi? Kendini geliştiren bir şey. Dinliyor, sana göre kendini tanımlıyor. İşte misal YouTube'da daha önce izlediğim videoları tekrardan, hani buna tekrar göz atmak isteyebilirsin diye öne çıkarıyor. Ya da misal Play Store'da sen telefonuna şu oyunu indirip oynamıştın acı, bak istersen bu oyuna bir dal daha göz at, bir dal daha bak diye öne çıkarıyor. Yani yapay zeka kendini geliştiren bir şey baboli. Of, bu arada durumumuz çok kötü ya. Öf 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 öf. Bu kadar okçu yoktu lan burada. Bu kadar okçu yoktu abi burada. Şu an bizim durumumuz harbiden iç açıcı değil. 48 askerleri sağ, bizden 43 asker var ama ölülerimiz de çok, yaralılarımız da çok ve okçuların mühimmatı bitmedi ya. Okçuların mühimmatı bitmedi. Acaba sınırsız mühimmat falan mı var düşman birliklerinde? Ben tam bilmiyorum da. Yani hiç dikkat etmedim daha önce. Acaba sınırsız mühimmat falan mı var elemanların elinde? Eğer sınırsız mühimmat varsa yandık çünkü. Bütün orduyu kestirip geri kaçacağız. Yapacak başka seçeneğimiz yok. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Of, yeni düşman kuvvetleri de geldi. Orada babalara geldik galiba.
kendimi de savunamıyorum ki, dört bir yandan ok geliyor, giremiyorum içeri. Hani abi bu yapay zeka kendini geliştiren bir şey kısacası. Usta düşünsene, o hani arkalarından dedikodu yaptıkları hanımefendi oturmaya geliyor ve o kız Aytem hoş geldin dediğinde birden televizyonda yılan belgeseli açılıyor misal, değil mi? Ya da işte sürekli böyle nasıl diyeyim size, tatlı konuşmalar geçmiyor değil mi işin içerisinde? Yani bazen çirkinleşilebiliyor. Misal işte var ya şu Nurten tam bir kaşar falan diye. Düşünsene televizyon kaşar peyniri reklamı falan açıyor. Çok sıkıntılı bir durum değil mi ya? Kaldı ki televizyon dediğin şey senin özel mülkiyetin baba yani. Sadece şey olarak da düşünme böyle, ne bileyim işte yılan belgeseli ıdı bıdı bilmem ne olarak da düşünme. Televizyon dediğin şey senin özelin. Eriyotik kanallara abone olabilirsin, bundan daha doğal bir şey yok. Yani misal misafirler oturmaya gelmiş vaziyette, düşünsene televizyonun açık ve işte misal telefonla bir arkadaşın aradı seni, Ramazan ne diyorsun götüne koyayım ya falan diye. Haydi ne dedin sen? Orada nelerin açılacağı hiç belli değil. Durum çok evlerden arak hocam. Durum çok evlerden arak. Yani bu yapay zekanın akıllanması mevzusu, çok bilim kurgu adamı değilim ama abi insanı çok büyük sıkıntıya sokabilir ya. Ya tamam teknoloji senin dostun da teknolojinin gelişmesi iyi bir şey de babacım her daim iyi mi ya? Her daim o gelişim senin lehine olabilir mi? Çok sıkıntılı, çok sakıncalı bir durum. Bu arada sanırım tek kaldık beyler. Eğer yanlış hesaplamadıysam tek kaldık. Evet 1'e 44 öf. Ne yapacağız? 1'e 44 alabilir miyiz fight'ı? Vallahi 1'e 44 zor da kapının girişinde bir yerde durursak sanki bir şansımız olur gibi. Ne diyorsunuz? Olmaya da bilir bu arada ya. Ay olmaz olmaz. Benim el kol koordinasyonu şaşkın. El kol koordinasyonum şaşkın olmasa belki ama olmaz abi. Biz bu kaleyi gözümüzde hafife almışız. Esir alınmasak bari. Yalnız bizim askerler de hiç iş yapamamış ya. Vallahi bizim askerler de hiç iş yapamamış hocam ya. Birebir gelirlerse no problem ama birebir geleceklerini pek zannetmiyorum. Birazcık odaklanacağım. Kaç kalmış? 50'ye 1. Ne diyorsunuz beyler? 50'ye 1 alma şansımız var mı? Benim askerlerim çok çabuk patates oldu ya. Ben muhabbete dalarken o sıkıntı oldu biraz. Benim askerler çok çabuk patates oldu. Ve can değeri de mevzu için hiç elverişli yapıda değil abi. Can değeri mevzu için hiç elverişli yapıda değil. Yani şu an mevzuya girmek bizim için potansiyel ölüm. Ve 50 askeri ben tek başıma kesebileceğime inanmıyorum açıkçası. Geri çekilebilir miyiz acaba? Yani geri çekilip kuşatmayı kaldırma imkanımız var mı? Can değerim çok az. Ben buradan surlardan kaçıp geri çekilmeyi denesem. Hayır 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 hayır. Ok doğrultmuyorsun. Ok diye bir şey yok. Çıkar onu aklından. Abicim orada bir dur. Orada bir dur. Normalde profesyonel bir oyuncu bu işin içinden çıkabilir bence ama ben single player oyuncusuyum ve ezik bir halimle bu işin içinden çıkabileceğimi düşünmüyorum. Sohbet etmeye devam etmeyi çok isterdim ama şu an tüm odağım oyunda. Şu an tüm odağım oyunda ve vaziyet beni gerçekten korkutuyor. Hani can değerimin bir kılıç darbesine bile dayanmayacak olması gerçekten birazcık ürkütüyor beni. Aman abi, aman 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 aman. O baltayı savururken dikkat et yiğidim. Birazcık uzun menzilli bir şey alayım da. Okçu mu var orada? Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Baba bir kademe yukarı. Baba bir kademe yukarı. Ay deme ya, deme ya. Esir alınır mıyız, kuşatma mı bozulur?
151 askerlerini mat etmeyi başarmışız da esir alındık arkadaşlar. Bunduk sinirli gözüküyor diyor. Lahanalarımız ve tahıllarımız falan elimizden alınmış. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok dayı. Yani o televizyon muhabbeti gerçekten beni çok şaşırttı. Yani çünkü ülkedeki böyle televizyon izleyen bütün herkes şey değil ki baba, ne bileyim, iş adamı falan değil ki. Bugün borsa durumunu takip etmek istiyorum değil abi. Yani arkadaşınla falan konuşuyorsun misal. Vay bilmem ne yaptığımın matematikçisi beni bırakmış falan. Şimdi televizyon bundan ne anlayacak abi? Televizyon bundan ne anlayacak? Baba bu arada var ya bütün ordu falan dağıldı. Eyvah eyvah. Ama 28 asker var sadece kalede. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Okçu toparlarsak kaleyi alırız. Ama haydutlara vırta zırta yakalanmamamız lazım. Okçu toparlayacağız, elemanları oklatacağız kalelerinde. Yine sıfırlandık bu arada ya. Vallahi yine sıfırlandık bu arada. Bir de bunun daha gelişmiş versiyonu var. Mesela şimdi televizyonun düşünüyor, seni anlıyor falan ya. Bir de bunun çamaşır makinesi versiyonunu falan düşün. Oğlum, bu yapay zekanın bize benzeme durumu da var biliyorsun. Biz kendimize benzetebilen insanlarız yani. Düşünsene. Bıktım sizin boklu donlarınızı yıkamaktan falan diye isyan ediyor çamaşır makinesi. Ya da bulaşık makinesi, sürekli artıkları veriyorsunuz. İşte bir güne bir gün oturup gel seninle beraber bir çiğ köfte yiyelim demediniz, yazıklar olsun falan böyle. Hani abi çok değişik şeyler ortaya çıkabilir ya. Bu arada biz babalara geldik galiba arkadaşlar. 5 oradan, 5 oradan, 5 oradan, 43 oradan. Orman aydutlarını keseriz ya. 15 orman aydutu falan var. Yürü git lan, size 1800 dinar para mı vereceğim? İt herifler, yürüyün gidin bir başımdan. Evet, ne anlatıyordum? Ne anlattığımı unuttum. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan. En tehlikelisi bilgisayar usta. En tehlikelisi bilgisayar. Seni tehdit edebilir. Misal kaldırmayan bir oyun oynuyorsun, makine kasıyor falan böyle, düşünsene. Uyarı mesajı veriyor. Baba oyundan 10 dakika içinde çıktın çıktın çıkmadın. İşte sakın açma. Açarsan ölürsün. ASD'de das klasörünü birazdan işte internette canlı yayınlıyorum falan böyle. Aman aman hocam. Yani zekanın, yapay zekanın gelişmesi güzel bir şey. Teknoloji güzel bir şey ama belli bir yere kadar baba. Belli bir sınırı olmalı diye düşünüyorum ben. Hop hadi bakayım. Elemanların da aklını aldık. Ben bu arada seviye mi aldıydım, bana mı öyle geldi? Dur şu yemekleri bir üst sıraya dizeyim. Orman aydutu deyip geçmemek lazım. 3-5 ne kadar parası varsa işe yarar elemanların. O 3-5 parayı da alalım. Ki kıyafetleri falan da idare eder gözüküyor. Çok abanmıyorum. Etraftaki köylerden asker toplamaya devam edeceğim. Bu arada Suno şehri Svadya'nın değil miydi lan? Suno'yu da mı Svadya'nın elinden almışlar? Abi Rodoklar falan da şaha kalkmış. Galiba Kalradya diyarından ilk elenen Svadyalılar oluyor ya. Çok ilginç. Kalradya diyarından ilk elenenler Svadyalılar. Şimdi şu Norda cemilerini Norda avcısı yapalım. Svadyalıları da şövalye yapacağız da benim biraz daha Norda askeri toparlamam lazım. Ama Norda askeri toparlayabilmek için bakalım bizim köyler komple haşat ingen şitrazı, öyle değil mi? Vallahi bizim köyler komple haşat hocam. İyi, en azından köylerle ilişkim iyi. Dilediğim gibi adam toparlayabiliyorum ve dediğim gibi yani yaklaşık 20-25 kişilik bir kale var. O 20-25 kişilik kaleyi milletten önce ele geçirmem lazım. Kimsiniz oğlum siz? 5 kişi nasıl önümü kesmeye cesaret ediyorsunuz lan? Ymirya'nın altında koşu atı var ya. Ymirya hiç durmuyor var ya yerinde. Tam gaz basıyor, koşuyor. Fena bir şey ya. Ama senin savaşçılık yeteneğin yok ki, sen doktorsun. Koşu atı vermekle hata yaptık bence Ymirya'ya ya. Giriyor aralarına, yiyor dayağını, çıkıyor. 5 kilin 5'i de bana ait. Bir tanesini bile öldüremedin. Niye giriyorsun aralarına? Bunları keşke ayarlamanın bir yolu olsa, hani agresif takıl takılma gibi böyle. Yani agresif takılıp takılmayacaklarını ayarlamanın. Evet, 51 tane orman aydutu bizi yakalarsa epey sıkıntı yaşarız. Ne diyorsunuz? 4.3, 4.9. Tamam, kolay kolay yakalayamazlar bizi.
Şunları da bir Nord okçusu haline getirelim. Svadyalı milis, Svadyalı milisleri, Svadyalı yaya. Benim bir miktar okçuya ihtiyacım var. Hiç okçum yok çünkü elimde ve benim bütün köyler, yani bizim bütün krallığın köyleri parça pinçik hocam. Şu Sargot şehrine bir girelim mi? Sargot şehrinden birkaç paralı asker kiralarsak sanki huzura ereriz gibi hissediyorum. Oo, çok para etmedi buralar ya. Hana git. Baba merhaba. Kılıçlı paralı asker. Kaç kişisiniz hocam? 4. Gel. Gel baba gel. Turnuvaya katılmayacağım şimdi. Turnuvadan çok daha önemli işlerim var. Birkaç şehre daha gidip oralardan da paralı asker almam gerekiyor. Tir şehrine giderim misal. Maraşerimiz değişiyor bizim de. Yapma ya. Oğlum o 25 kalelik geri ben sağa komam, onlara vermem, haberiniz olsun. Bir Nedime'yi ziyaret edene. Lady Sweepool buraya mı şey yapmış? Buraya mı gelmiş? Lady'm misler gibi kale alıyordum. Mülkiyetim oluyordu. Son an yandık Lady'm. Son an yandık. Şiir sever misin yavru? Bozkır'ın tozunu savuran rüzgar. Savaşçı ruhumuzu ortaya çıkarsın. Ay beğenmedi. Beğenmedi. Püh. Neyse. Görüşürüz. İşte yaranamıyorsun abi. Ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Bu da böyle bir şey. Kervan muhafızı. Atla gel. Köle taciri Ramun. Köle taciri Ramun'dan iş yapılmaz baba. Ramun'la iş yapmaya kalkarsan yandın. Ben bu arada o kaleye dalacağım arkadaşlar. Yani 24 askeri bulunan kaleyi hiçbir şekilde orada sağ salim koymam. Ben ona dalacağım. Yani yapacak bir şey yok. İster kral kızsın, ister ağlasın, ister zırlasın. Ben o kaleye dalacağım. Şuralardan dolanalım. Belki Vayegir askeri falan da alırız. Valla Vayegir askeri vırtı zırtı fark etmez. Bir mülkiyet sahibi olalım, sonra bakarız başımızın çaresine. Ama. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben o kaleye daldım ve o kaleyi aldım diyelim. Tamam mı? 30 günde oraya nasıl, ne kadar savunma çekebilirler ki? Onu merak ediyorum ben sadece. 30 günlük bir barış süresi var. Bu Alburg kalesiydi, şey değil. 39 asker. Abi gitgide savunması kuvvetleniyor buranın ya. Gitgide savunması kuvvetleniyor buranın. Hayır, işin kötü yanı şu. Benim elimde tecrübeli asker yok ki gideyim gireyim. Kervan muhafızını da kılıçlı paralı asker yap. Vayagir'e cemileri, Vayagir yayası, Vayagir yayaları da Vayagir avcısı. Biraz okçu yapıp kaleye oklatacağım alırken. Abi çok sıkıntılı durumlar ya. Odasan köyü de ne güzel ha. Hiç böyle zarar görmemiş, şey yapmamış. Orayı aldıktan sonra bir de şöyle bir sıkıntı var şimdi. Orayı ele geçirdik diyelim, elimizde tutabilecek miyiz? Kiralık kılıç, atla gel. Bunlar güzel savaşan adamlar. Bunlar hakiki savaşan adamlar da birazcık fazla para alıyorlar işte. İşin sıkıntılı yanı o. 1000 dukat veriyorsun lan 4 adama. 1000 dukat usta, daha neyini vereceksin? Daha canını mı vereceksin? Bizim Vayagir'e tekrardan saldırmamız çok uzun sürer. Ben anlaşmayı bozup Vayagir'e dalarsam kral beni biçebilir. Bu arada hakikaten 70 tane şövalye ile gidip kafa atıp bir yerlere alamamak bana koyuyor. Vayagir avcısında Vayagir yayası yapalım. Kiralık kılıç. Kılıçlı paralı askerler de kiralık kılıç oluyor değil mi? Aynen öyle. Nord avcısı, Svadyalı yaya, zırhlı süvari. Ver bakayım zırhlı süvariyi. Siz de bir olun Nord okçusu. Savaş çıktığında okçuları en yukarı alacağım hep. Şimdilik öyle salla pati, bir devam edelim bakalım. Ulan bütün köyler yağmalanmış arkadaş. Hiçbir köyden gidip asker toplayamıyorum ki. Bütün köyler yağma yemiş. Bizim şehirde oturup böyle bir miktar dinlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kıdemli Nord okçusu. Eyvallah. Kılıçlı paralı asker olsan da. Nord avcısı. Vayagir avcısı. Buralarda biraz bekleyip tekrardan güç kazanmamız gerekiyor bizim. Abi şimdi bak, savaş olmadan elemanlara gider dalarsak
Kral harbiden bize çok kızar ya. Ama tekrardan savaş çıkıp çıkmayacağı da garanti değil. Yani muhakkak tekrardan savaş çıkacak. Biz de o araya çok güzel hazırlanabiliriz. Yani sürekli adam akıllı ordu toparlayıp şövalyesidir, okçusudur dizip çok muazzam hazırlık yapabiliriz. Ama ne kadar muazzam hazırlanırsak hazırlanalım, bu oyun tek taraflı oynanmıyor. Yani bizle beraber Vayagirler de hazırlanıyor ama şimdi Kergitlerle savaşa girdiler. Bu köyde hiçbir gelişme yapılmamış. Yapılamaz çünkü Antimenleri bulamadık. Dur, Antimenleri bulup köyle de ilgileneceğim ya. Şu Meçin köyüne falan mı gitsek bir? Yok ki Meçin köyünde iş. Diğer köyler de yağmalanmış. Gidelim bari şey yapalım ya. Swadya tarafından asker toplayalım. Bu arada bu yazı nedir hocam ya? Tamam, Hatun da bizi görmek istiyor. Eyvallah, anladım. Swadya'yı haritadan sildiler bu arada. Ya Rodok acayip kuvvetlendi şu an ya. Rodok acayip kuvvetlendi. Zaten Rodok'u savunmada egale etmek çok çok zordu. Şimdi işimiz iyice zorlaşacak. Abi Dihrim şehrini mi teslim ettiniz gene ya? Benim geçtiğim krallık niye sakat gibi savaşıyor? Tamam, kabul ediyorum gerçi. Ben de bir miktar sakat gibi savaşmış olabilirim. Yani eğri oturup doğru konuşalım ama. Ben de bir miktar sakat gibi savaşmış olabilitem olsa da elimden geleni yaptım. Svadyalı acemileri de Svadyalı milis yapalım. Dayı, şu kiralık kılıçları ve kılıçlı paralı askerleri bir yukarı çeksene. Onlar çok para alıyorlar da yapacak bir şey yok. Şuralardan bir asker toplayalım. Vallahi yine asker toplamakla uğraşıyoruz ya. O kalede ne kadar adam birikecek kim bilir. Kergitler de Dihrim şehrini alacak elemanların ellerinden. Aynen öyle. Kaç adam var Dihrim şehrinde? Bak, Kral Yoreklok geldi de buraya. 45 adam. Burayı bana salsalar ben alırdım da burayı. Hiç aklıma gelmedi ya. Arbeletli paralı asker. Gel. Borça git. Artimenler dışı yoldaş istemiyorum şu an. 2300. İşletmelerden iyi para geliyor ya. Ambeyan köyünden gelen kira 172. Köyden de bir cacık gelmiyor. Artimenleri bulup benim o köyü bufflamam lazım bir an evvel ya. Aa, nihayet bizim köylerin yağmalanması geçmiş. Birkaç Nord askeri toplayabileceğiz herhalde. Arkadaşlar, az önce yazılarda Kral Azadun yazısını mı gördüm ben? Kral Azadun falan olamaz herhalde, değil mi o? Ben yanlış görmüşümdür. Yok, daha neler yani. Kral Azadun. Dirim şehrini Kergitler aldı. Kergitlerin elinden alması daha kanser orayı. Ordu limitini fulledik bu arada. Şu an sadece ordularımızın gelişmesini bekleyeceğiz. Yeterince okçu ve yeterince şövalye üretebilirsem rahatlıkla gidip istediğim kaleyi alabilirim. Demek ki neymiş? Bombalama, okçusuz kaleye sırf şövalyelerle dalınmazmış. Yani meydan savaşı için ürettiğimiz orduyla kaleye dalmak gibi bir kekoluk yaptık. Aynı kekoluğu tekrarlamamamız dileğiyle. Bu kamera yamuk yumuk duruyormuş bu arada ya. Aynı kekoluğu tekrarlamamamız dileğiyle hocam. Sağlam kekoluk yaptık ama. Şimdi ben 30 gün boyunca askerlerime terfi vereceğim hocam, vereceğim. Şimdi ben 30 gün boyunca ateşkesim bitip savaşın başlamasını mı bekleyeceğim? Ve bu esnada karnımı nasıl doyuracağım ben? Bak, envanterimdeki yiyecek azalıyor. 15K param var ama ya işletmelerden de güzel para geliyor da ordu geliştikçe para yetmeyecek. Gidip galiba haydut avlama sezonunu açacağım ya. Şöyle bir ekmek depolayayım da. 120 askere bakıyoruz. Aniden yemeksiz kalmayalım. Artık asker alma durumum yok zaten. Şuradaki haydutları falan kovalayalım ya. Bir saniye. Alburg Kalesi'ne bir tekrar gitsene. O Alburg Kalesi benim içimde kaldı. Ya bu ne kadar çok şey var ya. 45. Kişi. Alırız, sakin. Alırız. Deheli yemesek de, şu an deheli yemesek de
39'dan 45'e kaç gün gitti? 7 tane Nord kahramanı yiğit görevi. Yan yattı hocam o. Kontkundur hocam. Yan yattı o. Viagir'le aramızda ne kadarlık ateşkes kaldı? 29 gün mü? 20 gün falan mı? Rodoklarla sorun yok. Kergitlerle sorun yok. Svadia ile sorun yok. 2 tane devletli ateşkesimiz var. Muhtemelen 20 gün oran Sarlanitler. Ayvayı yedik ya. Lordlar'ı reis yardım edeyim mi? Gerçi sen kendi ekmeğine bak, ben kendi ekmeğime bakayım. Svadia Kergit Hanlığı'na savaş ilan etti. Svadia kim ki Kergit'e savaş ilan ediyor ya? Svadia'nın canı ne kadar? Şu 50'liğe yapışsana. Lan gel. Gelseniz oğlan. Şimir'e kal burada. Kal burada. La herkes bir kalsın burada. Herkes bir beni takip etsin. Bu benim atak ordum değil ki. İçeride şövalye yok, bir şey yok. Ben direkt yağmacı avlayıp şey yapacağım değil mi, aklım sıra? Ağzımıza bir tükürsünler de bir göreyim ya. Bundukla diğeri şurada beklesin. Piyadeler, okçular ve süvariler hücumlasın. 4-5 tane şövalye ile pertemiz çıkabilecek bir yere daldık abi, evet. Neyse, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Kalan askerleri de biz bufflar geliştiririz. Ama süvarilerimin ölmesi de çok şey ya, iş karartıcı bir şey ya. Abi kılıçlı paralı askerim falan var be. Kılıçlı paralı askerlerim indirir herhalde elemanları ya. Nord okçuları falan da vuruyor. Kalede de aslında güzel mücadele ettik ya. Size bir şey söyleyeyim mi? O kaleyi alırsak ben ateşkesi beklemeyeceğim ya. Biraz gelişip o kaleye gireceğim. O kaleyi alırsak bizim Nordlar gelmese bile savunabiliriz ya. Ama kralla uzunca bir süre görüşmemem lazım. Çünkü kralla görüştüğüm vakit benim birazcık canımı okumak suretiyle küfürlerini savurabilir. Yani kralla görüşürsek biraz dayak yiyebiliriz abi. Biraz kızabilir bir miktar. Viagir nişancısı. Eyvallah. Ver bakayım Viagir nişancısını. Tamam. Bunların hepsi avcı olacak baba. Bunların hepsi avcı olacak, bu koçların hepsi. Viagir'leri de önde tutayım da önden onlar şey yapsın. Önden onlar mıhlansın. İki tanecik asker kaybetmişiz. O kadar da mühim bir şey değil ya. Şimdi şu ekmekleri falan bir tepeye dizelim. Eyvallah. Şuradan da bir miktar loot alalım. Gidelim bir bunları satalım Rivaçek şehrine. Merhaba. Aa, turnuva varmış. Turnuvaya katılabilirim aslında birazcık para ve şöhret için ama. Birazdan elemanlara girişeceğim için. Abi ben o kaleye giriyorum ya. Ben o kaleye giriyorum yani. Şu an muhtemelen aldığım yanlış bir karar ama. Ops, pardon. Ya kergitlerle falan da savaşıyorlar. Şey yapamazlar yani kolay kolay. Ya bizim lorda kalsa, bizim krala kalsa kara kara günlere kaldık ya. Alburg Kalesi. 44 tane de esir var içeride ve bu esirlerin arasında şövalyeler de var. 23 tane de şövalye var esirlerin arasında. Esir aldığımız adamlarla beraber hareket ederiz ya. Şimdi yapmam gereken tek şey bir tane Viagir Lord'una gidip kafa atmak. Zayıf görünen bir Viagir Lord'una kafa at. Bireysel savaş ilanı başlat. Bireysel savaş ilanının ardından gir kaleyi al. Ondan sonra kalede bir ölümüne oturacağız. O yüzden ben bir yerlerden ekmek alayım da. Ekmek falan alayım. Ve abi gerçi yine çok büyük risk alıyoruz. Yine çok büyük risk alıyoruz. Ya bizimkiler gelip beni savunmazsa? Kervanlarına da dalabilirim aslında elemanların da.
Harbiden bak, bizimkilerin gelip beni savunmama riski var. Onu ne yapacağız? Ben o kalede kaç kişiye kadar defleyebilirim ki? Şu an kendime olan güvenimi bir sorguladım. Kendime ne kadar güvendiğimi bir sorguladım. Abi buraların, yani bu adamların yerleşim yerleri falan savunmalı falan değil ya. Bu adamların yerleşim yerlerinde savunma mavunma yok usta. Bizimkiler niye böyle zamanlı zamansız barış ilan eder, anlamam ki. Valla gözümüzü mal mülk hırsı bürüyecek mi? Bürüyecek abi. Yeterince erzak depoladık. Şimdi bir tane keko bulup onu öpme zamanı. Bir tane keko bulacağız. Onu öpüp indireceğiz abi. Ymirya, bana yeteneklerinden bahset. Sen zeki kızsın. Hop hop hop. Güzel. Güzel. Vaygir nişancısı. Kıdemli Nord okçusu. Nord okçusu. Kiralık kılıç. Valla kiralık kılıçlarla falan biz orayı haşamat ederiz ya. Biz orayı haşamat ederiz abi. Haşamat ederiz de. İşte dalmak için adam lazım. Birini tutup öpmemiz lazım. 35 kişi. Gel seni bir öpeyim. Birader selamun aleyküm. Bu bir bireysel savaş ilanı. Teslim ol ya da öl. Savaşa hazırlan. Savaşa hazırlan hırrını. Şeyler burada beklesin de. Şu adamın ben bir canını alayım. Adı Boyar Noyan falan olduğuna göre muhtemelen Kergit. Aynen öyle, Kergit. Yok, Kergit değil. 1,5 saat sürecek bir atlı savaşı istemiyorum da. Güzel hitbox, güzel hitbox gerçekten. Vayagir'le adamların elinde Kergit kargıcısını arıyor. Ve benim adamlarım kargıyla inip ölüyor. Vayagir'le adamların elinde Kergit kargıcısı aramasa. Tamam, güzel. Güzel işlerinden geçtik. Yemeğimiz var. Adamları da öldürdük. Yemeğimiz, malımız, mülkümüz, her şeyimiz var. Leşlerinden gelecek parayı umursamıyorum açıkçası. Şu askerlere bir terfi vereyim. Şimdi yapmamız gereken şey o kaleyi geri almak abi. Gidiyoruz, kalemizi geri alıyoruz. Kaleyi alırken verdiğimiz kayıpları kaledeki esirlerle telafi ediyoruz. Ve oldu da bitti maşallah. Bunlar ne şey böyle güçlü ne de bizden iyiler abi. Bunları rahatlıkla yıkarız. 52 asker. Zaten daha fazla gelişmelerine müsaade edemezdim. Kaleyi kuşat, duvara saldır baba. Ve şu an resmi olarak Vayagir Krallığı'na bir Nord Lord'u olarak bireysel savaş ilan ettik. Ama ateşkes bitene kadar bize kimse yardıma gelmeyecek. Beyler, tarayın. Tarayın. O kadar okçu yaptık. Tarayın dayı. Yine şu kaleye girerken dünyanın kaybını vermeyelim. Bak, Vayagir nişancılarımızdan biri öldü. Nord okçularımız da öldü. Patır patır devriliyorlar. Allah'ın cezaları. Bir tane bile ok sıkmadı ya bizimkiler. Bir tane bile ok sıkmadı ya. Tamam, önemli değil. Önemli değil. Kayıplarımızı telafi edeceğiz. Hiç önemli değil. Ya bir sakin lan. Hepsi mi okçu bu birliklerin ya? Ya bak. Geliyor. Rage geliyor. Vallahi rage. Ya lan. Saniye. Elim ayağım boşaldı sinirden. Yemin ediyorum elim ayağım boşaldı sinirden ya.
Şimdi ölüp bir avuç inciri berbat etmemem lazım. Güzel. Güzel. Bizimkiler gırtlağına gırtlağına sıkıyor lavukların. Güzel. Şimdi şuradan onlara doğru gideceğiz bir. Burada esir alınmış bir yığın sıvaca şövalyesi falan var. O şövalyeleri de kurtardık mı? Ekmek falan da depoladık. Biz bunların icabına bakarız abi. Biz bunların icabına bakarız. Ama Ragnar bana mülkiyet falan vermeyebilir. Çünkü yapabileceğim en büyük dangalıklıklardan birini yaparak barış halinde olan bir imparatorluğa savaş ilan ettim ben. Bireysel savaş hem de. Ya bu kale de o kadar şey bir kaleymiş ki, o kadar boktan bir kaleymiş ki arkadaş. Vallahi boktan, ya boktan değil, kanser bir kaleymiş ya. Ay. Güzel. Vurun beyler beynine beynine. Canıma bak oğlum, canım yok ya. Hadi abi. Hadi abi. Ben şövalyeleri alır sadece arada sırada yemek almaya giderim. Onun dışında üstündeki okçular level alırlar. Bak biz bu kaleyi bu kadar zor olduysak düşünün düşmanlar ne kadar zor alacaklar. Aslan parçaları yürüyün bakayım. Yürüyün aslan parçaları. Şuna bak ya. 30 ölü 35 yaralı. Abi okçular mokçular olmuş sana patates. Vallahi iyi, iyi kurtardık götü ha. İyi kurtardık götü. Samimi söylüyorum bak. Kergit kargıcılarını da ver. Onları da atlı olarak kullanacağım. Kimse kalmamış ki elimizde. Tamam. Aldık kaleyi. Yenmiş yemek varsa onun yerine sosisi alacağım bak. Şu tahılı 11 onun yerine sosisi al. Ekmek 21 onun yerine tahılı al. Vallahi bir envanter yemeğimiz var. Alburg kalesini bana veriyorsun hocam inşallah. Şimdi burada biraz bekle deyip birimlerimizin terfi almasını bekliyoruz sadece. Ve yaralarımızın iyileşmesini bekliyoruz. Biliyoruz ki konum olarak gerçekten çok avantajlı bir konumdayız. Umarım bu kaleyi bana verir bu arada dur. Save alayım da vermezse save'e döneceğim çünkü. Umarım bu kaleyi bana verir. Yaralarımızın sarılmasını bekleyeceğiz. Aynı zamanda şövalye basmayı bekleyeceğiz. Şövalyelerimizi alacağız, gideceğiz. Okçu olarak yetiştirebileceğimiz adamlara bakacağız. Şu kaleye bir 10-15 tane piyade. Aha! Vallaha verdi Alburg kalesini. Al baba save'i. Oğlum günler sonra mülkiyetimiz oldu lan bak el insaf 640 gün sonra mülkiyetimiz oldu 640 gün. Ay elim ayağım titredi bak heyecandan. ...640 gün sonra gelen mülkiyet. Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Kral Ragnar verdi ama Ragnar'la konuştuğumuzda Ragnar canımızı okuyacak. Diyecek ki ulan sen niye bizim barış halinde olduğumuz devlete dalıyorsun? Pis herif. Senin yüzünden bana suikast düzenleseler ben ne yapacağım falan diyecek böyle. Ya maalesef. Yani kral tutup da bana o kardeşim aslanlar gibi barış anlaşmasını bozup çarpışmışsın falan demeyecek yani. Allah belanı versin diyecek. Başka bir seçenek yok. Bunduk efendi, bunduk efendi. Yeteneklerinden bahset bana bunduk efendi. Sana karizma veriyorum bunduk efendi. Niye bilmiyorum. Salak mıyım lan ben? Sana zeka veriyorum ki hem böyle güçlü germe yeteneğin falan artsın. Bol bol zeka verip buradaki yeteneklerini arttıracağım. Silah ustasıdır, şudur, budur. Yemeğimiz var değil mi yeterince? Oo, daha dünya kadar yemeğimiz var. Tamam. Bu kalede biraz daha durabiliriz abi. Daha kergitler de bu elemanlara vuruyor zaten. Lambur lumbur lambur lumbur vuruyorlar bu elemanlara. Çok bir sıkıntı olmaz zannetmiyorum. Ama yerimizde sayarak da bir gelişme elde edemeyiz. O yüzden bu kaleye bir miktar adam bırakıp
Ufak bir sefere çıkacağım. Umarım kaleyi almazlar ben gelene kadar. Şu 5 kiralık kılıcı ver. Arkasına 10 tane okçu ver. Arkasına dur 10 okçuyu, evet 10 okçuyu önce vermesi normal. Arkasına 20 şövalye ver. Ya da verme, 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 verme. Benim gidip daha fazla asker toplayıp onları eğitmem gerekiyor ama. Yani mecburen eğitimli askerleri buraya vereceğim. En kötü zırhlı süvarilerim var ama umarım böyle çok büyük birine yakalanmam. Şuraya asker ver. Nordların kalesine doğru dönüyoruz hocam. Burada Nord askeri veriyor değil mi? Evet, ver bakayım Nord askerini. Hızlıca Nord askeri toplayıp geri döneceğiz oraya. Toplayamıyoruz. Kaleyi almamalı yani, umarım kaleye tekrar dalmazlar. Gerçi şimdi şöyle bir şey var. Tamam, ben onlara bireysel savaş ilan etmiş olabilirim. Ama mülkiyet, krallığın mülkiyeti, yani bilemiyorum, savaş ilanında bulunmayabilirler. Ya daha doğrusu şöyle ifade edeyim kendimi. Gelip aldığın kaleyi geri ver lan hırrım deyip bize şekil koyamayabilirler abi. Çünkü ben bireysel olarak da aldım ama her ne kadar bireysel olarak da almış olsam da Kral Ragnar'ın gölgesindeyim. Belli de olmaz gerçi. Dışarıda yakalarlarsa affetmezler gibime geliyor ama. Kuşatma altında falan değil değil mi Alburg Kalesi? Yok değil. Vallahi değil ha, helal olsun. Yalnız neler çektik lan o kaleyi alana kadar. Dur baba, şuralardan toplayabildiğim kadar adam toplayayım da. İşletmeler ve kaleden gelen gelir yeter umarım. Şehri de bize verdi Eraman. 50 tane haydutun içinden geçmek istiyor muyum? Kayıp mayıp vermem herhalde ya. Bir yığın şövalyem var abi. Antrenman olurum bizimkilere. Yürüyün baba. Ama onlar da atlı gelmeyeymiş, iyiymiş ya. Ymir ya, şuraya döner misin? Abi bu bizim adam. Etraflarından dolanıp bir vurayım. Birkaç haydut pataklasınlar. O patakladıkları haydutlardan da experience alsınlar. En azından orduyu biraz geliştiririz. Bu arada ben faaliyetlerime devam edeceğim. Kale köyü almazsam da alamıyor bile olsam Vayegirleri indireceğim abi. Sıradaki hedefim Kurav şehri tekrardan. Çünkü harbiden yani Vayegirler iyi durumda değil. Sadece bizimkiler saldırıyı zamansız kesti. Ye şu baltayı kafana. Adam içimden geçti benim ya. Geçir bakayım Kergit kargıcısı. Helal lan size. Ayaküstü bizim köyü de kurtardık. Eyvallah. Ayaküstü köylüleri de kurtardık. Sizin daha çok ihtiyacınız var. Bir asker mi? Püh. Bir asker vereceğinizi bilsem kurtarmazdım ki. Ben sırf ilişki yapayım diye şey yaptıydım. Oh, 2K para. Alburg Kalesi'nden gelmiş 1,5K para. Mis, mis. Mis. Niye asker alamıyorum lan ben? Grup limitimin falan düşmemesi lazım. Oo. 24 tane okçu çıkacak buradan işimiz bitince. Dur şuradaki Kıvanç köyüne falan da gidelim. Svadya neye cevap versin oğlum? Svadya'nın ahı gitmiş, vahı kalmış. Göze batan çivi çekici yer arkadaşlar. Doğanın kanunudur. Göze batarsan çekici yersin. Biz birazcık göze battık. Gittiğimiz her yer artık suikastçı tutarlar. Ama düşman edinmekten korkmayacaksın abi. Düşman edinmekten korkmayacaksın. Varsın, heybetinden ürksünler.
Abi yeter ama askersizlikten ben sıkıldım. Bu Nord köylerinden bana niye kuruş asker gelmiyor ya? Işınlanmıyorum, etmiyorum zaten. Bak ışınlanma vırt zırt da kullanmıyorum. O kadar geçiyor mu diyorum, birer tane asker veriyor. Çok sinirim bozuluyor ya. Alburg Kalesi. Vallahi hala da almadılar kale ya. Muhtemelen kale krallığın mülkiyeti olarak geçtiğinden dolayı cesaret edemiyorlar. Dur bakalım birkaç tanesini pataklayalım bu elemanların ya. Ya da gelmişken şu Sargo şehrinden bir yemek alayım. Birader merhaba. Pat 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 pat. Doldur yemekleri, doldur. Birazcık para harcadım, kabul ediyorum. Ya biraz fazla para harcıyorum hatta. Arbaletli paralı asker gel. 5 tane de arbaletli paralı askerim oldu bu neticede. Hadi Alburg Kalesi'nin oraya gidelim. Yolda görürsek de birkaç baya girilip İyi birkaç baya gir nişancısı falan da var. Oo, kiralık kılıca çevirdik birkaç askeri. Nord okçusu yapmaya devam ediyoruz. Nord okçusudur, Nord avcısıdır. Güzel, güzel, güzel. Yani genel anlamda baktığın zaman iyiyiz yani. Şuradaki hana da bir girip, gerçi hana girip ne yapacağım? Paralı asker alamam ki ben artık. Şimdi askerlerin hızlı seviye alması için öncelikle şöyle bir şuraya gireyim. Selamünaleyküm. Şu 5 arbeletli paralı askeri de buraya bırakacaktım. Size zahmet. Eyvallah. Niye lan ortalamanın altında sizin moraliniz? Yemeğiniz var, her şeyiniz var birader. Şu Jeyirbe Kalesi'ni falan almaya yok geltenme. Gidip biraz köy yağmalayayım diyeceğim de buraların köyleri de yağmalanmaz ki usta. Aa, bireysel savaşta değil miyim ben? Yani misal Kurav şehrine girsem şehri kuşat seçeneği çıkmayacak mı? Ama bak beni takip ediyor. Lord Doru ve askerleri. Neyin var senin Lord Doru? Belki sana girebilirim. Neyin var senin? Vayagir Şövalyesi 11. Vayagir Nişancısı 24. Yıpratır, yıpratır, yıpratır. Gerek yok. Jerbe Kalesi'ne girsem misal kuşatma seçeneği çıkmayacak mı? Kuşatma seçeneği çıkıyor direkt. Dur bakayım. Etrafta güçsüz adamlar varsa onları ayıklayalım bir önce. Şu 5 kıdemli Nord okçusunu da koyayım buraya. Vallahi bir bir adam yaptıkça koyuyorum abi buraya. Kiralık kılıçları da şuraya bir 10 yaparsam gerçekten kendimi çok daha rahat hissedeceğim. Üzerimde ne kadar az asker bulunursa benim için o kadar iyi. Bu arada muhtemelen işletmelerimi kontrol altına almışlardır. Merhaba kardeş. 256 asker mi? Oğlum var ya, şuraya bir fetih yapacağım. Öf. 256 esir ne demek lan? Baba 256 esire ordu diziliyor. Ordu, ordu. Benim iki tane orduma bedel ya içerideki esirler. Liderlik becerim falan çok üst düzey olsa girişirim de üst düzey bir liderlik becerim yok. Abi şöyle yok mu bir Vayagir Lord'u ya? Çıkalım kapışalım. Aha var birileri. Kergitlerden. O Kuğdan'ı şeyler almış, kergitler almış. Svadya da kergitlerin elinden mi geri alacak? Vayagir ordusu nerede? Birkaç da Vayagir ordusuyla kapışaydık ya. Kimsenin kervanına dalmam. Lord Rudin var burada. Yani deniz yağmacılarını kesip buradan mı para kasmayı umut edeceğiz? Galiba başka seçeneğimiz yok. On bir deniz yağmacısı ne verecek? Gerçi başka seçeneğimiz yok değil. Çok fazla yemek var yanımda. Yani şey yapamayabiliriz.
Ya bu elemanları ben keseceğim de kestiklerimi alamayabilirim. Ymiria geride dur. Ymiria'dan koşu atını alayım bence ya. Ymiria'dan koşu atını alayım, çok erken yamuluyor. Evet bak, Ymiria bayıltıldı. Ymiria'nın elinden koşu atını almak lazım hocam. Yoksa sıkıntı baba. Evet, yemek miktarım epey azalmış. O halde yemekleri şöyle bir birazcık üst sıralara falan alalım. Epey bir azalmamış aslında. Hatta neredeyse hissedilir derecede bir azalma yok. Birkaç tane miğfer alıp gidip satalım madem bunları ya. Vrecek şehrine. Boş beleş kaleye konduk arkadaş. Oo, şehirlerdeki şey de kuşatma altında değil. Devlet olarak savaşta olmadığımız için şehirler de kuşatma altında değil. Sanırım yaptığımız hamlenin tek dezavantajı yapacak bir kral. Oğlum çok iyi lan. Ya ben mülkiyet sahibi olduktan sonra istediği kadar beni ayıplayabilir ya. Şu an pek umursayamayacağım. Lan camış gibi gelişip mülkiyet sahibi olduktan sonra neyini umursayayım abi. Bu arada kalemi savunmak için okçu kasmaya devam ediyorum. Çünkü er ya da geç bu Vayagirlerin ateşkesi sona erecek. Ve er ya da geç bu Vayagirli kardeşler benim üzerime atlamaya çalışacak. Potansiyel tehlikeli bölgedeyiz biz şu an. Potansiyel tehlike arz eden bölge. Ne yapacağız? Kendimizi savunmaya alacağız arkadaşlar. Şövalyemizi de kasacağız, okçumuzu da kasacağız, kendimizi savunmaya alıp yolumuza bakacağız. Şimdi gelelim şu kaleye, biraz daha adam bırakalım. Nord ile Sarrant arasındaki ateşkes sona erdi. Oo, o zaman Vayagir'e tekrardan dalmanın bir 10 günü falan var herhalde ya. Bir 5 adam daha ver bakayım sen oraya. Bir 5 okçu daha ver. Ben yetiştirip getirip buraya koyacağım. Ve bir gün o fight günü geldiğinde muhtemelen bana dokunamıyor olacaklar. Kardeş merhaba. Ya benim şövalyelerim yeter. Ekstradan da okçu kasıyoruz ne olur ne olmaz. Ya tamam. Yok mu lan burada birileri? Oo merhaba. Lord Rudin. O Rivaçek şehrine kaçmayaydın da bir senin bir aklını alaydım ya. Şu 49 deniz yağmacısına bir erişip keseyim onları. Ymiria artık dur. Ymiria ve bunluk burada dursun, biz de şövalyelerle gidip parçalayalım. Ulan var ya bak, şimdi fark ediyorum ha, 70 tane şövalyeyi kasması da ne zor iş hocam ya. Ya biz 70 tane şövalye kastık, o 70 şövalyeyi kestirdik. Hakikaten zor iş kasması. Ama Vayagirlerle tekrardan ateşkesin bitip savaş haline girmemize az kaldı. Ya ne kadar hazırlanırsak bizim için o kadar iyi. Bu arada krala gidip hal hatır sormamamız lazım. Hal hatır sorarsak parçalar bizi. Çok güzel. Deniz yağmacılarından paramızı alacağız. Adamlarımıza experience kazandıracağız. Meydan savaşlarında kolay kolay yıkılmayız zaten. Savunma savaşı içinde okçularımızı kasıp surlarımızın arkasına sığındık mı? İş bizde. İş bizde baba. Şöyle bir şey yapabilirsek. 5 yer mi boşta? Alabildiğimiz kadarını alalım, ne yapalım. Vayagir Rodoa savaşı ilan etti. Vayagir ölüme kafa atıyor ha.
Ölmek konusunda niye bu kadar ısrarcı ki acaba? Yani bir de üstüne Rodoklarla savaşıyor. Neyse, iyice zayıflasınlar da biz kalanlarını emeriz abi. İyice zayıflasınlar. Biz kalanlarını emeriz elemanların. Oh, 600 dukat da buradan. Eyvallah. Ufaktan Alburg Kalesi'ne geçip bölümü sonlandıralım babuşlar. Ufaktan Alburg Kalesi'ne geçip bölümü sonlandıralım. Bayağı iyi ilerledik ama ya. Bayağı iyi ilerledik yani. Hiç öyle yabana atılacak bir gelişme değil. Birkaç okçu daha toparlayayım da. Okçularımı kasıyorum bulduğum her fırsatta. Surlarımı güçlendiriyorum. Surlarımı kuvvetlendiriyorum. Birazcık para yedik ama sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok. Yani bizim hayatta kalmamıza engel bir durum söz konusu değil. Oo, kiralık kılıcı da geliştirdik. Süper. Avcıları da okçu haline getirdik. Yeni avcılarımız falan da var arada. Çok çok iyi şu an durumumuz. Bir 10 tane daha şövalye koyarım base'i. Dur bakalım. Şuradan bir 10 şövalye daha koy. Şimdi savaşa kaç kişinin gireceği belli değil. Aslında bu okçuları bir alt sıraya koymak daha mantıklı mı olur acaba? Gerçi yok abi, şövalyeleri üste alırsam bu sefer okçu girmez savaşa. Bizim ilk başta fight'ta okçuların önünde durup gelenleri yıpratması gerekiyor. Kapıya da geçecek böyle bir 5-10 tane izbandut gibi adam lazım sadece. O 5-10 izbandut gibi adam kapıya geçtiğinde bizim sıkıntımız kalmaz ortalıkta. Evet, bir tane daha kiralık kılıca ihtiyacım var sadece. O da zaten gitgide seviye alır gelir ya. Bak, askerlerimiz labada level alıyor zaten. Bunun neresi neresinin arkadaş ya? Şurada bir haydut grubu var galiba. O haydut grubunun bir işini bitireyim 2 dakikada. Deniz yağmacılarının lootunu alalım en azından. Oh, 5 tane daha kıdemli okçu. Mis. Mis. Level alan kimmiş? Şu kiralık kılıcı level aldırmak istiyorum da bir grup moraline bakacağım ben ya. Ne düşürüyor oğlum sizin moralinizi? Grup büyüklüğü. Besin çeşitliliğimiz iyi. Son olaylar iyi. Ya bizim bol bol savaşmamız lazım. Yoksa moralleri düşüyor. Gel bir. Gel bir konuşacağız. Gel bir. Lan bir gel lan. Bir gel lan. Bir gel lan. Haritayı turlattı ya. Ymir yakal. Ymir yakal, geri kalanları hücumlasın. Biz o kaleyi geçilmez yapacağız abi. Bunlardan da para kasıyoruz hocam iyi kötü. Yemeğe çok para gidiyor şu an. Hiçbir krallıkla savaşta da değiliz. Keşke Sarrani'de de alsak da köy yağmalasak. Ama şimdi Sarranit'te sıkıntı. Çünkü Sarranit'e uzun zamandır uğramıyorum. Oranın adamları iyice gelişmiştir abi. Oranın adamları iyice gelişmiştir. Şu iki ekmeği al. Koy böyle. Balık. Balık. Tamam. Allah abi. 5 birimlik yer açılması da iyi oldu ha. Onları da götürelim bir Vraşek şehrine satalım. Ulan burada zaten para bırakmamışım ki ben. 700 dukat parası varmış elemanın. Burası 700 dukat eder mi? 743 dukat. Vallahi kılı kılına. Kılı kılına yetti ama iyi, biz yine yolumuzu bulduk abi. Şu Ruvar köyünden adam al. Bir tane mi adam veriyorsun ya? Harbi harbi. Kıdemli Nord okçusu basmaya devam. Camışlar gibi okçu basıyorum ya. Girelim de biraz şehrin içlerinden asker toplayalım. Vayagir'le aramızda ne kadar ateşkes kaldı bu arada? Hemen ona bakmak istiyorum ben. Nord krallığı. Arkadaşlar 5 gün. 5 gün. 5 gün sonra muhtemelen ya onlar bize dalacak ya biz onlara dalacağız. İki seçenekten biri. Bize de birazcık Nord askeri geleydi. Nord okçuları da çok iyi ya. Yani Nord okçularıyla ben o kaleyi tutabileceğime inanıyorum. 250 dukat. Güzel. 250 dinar da güzel. Ama benim şey yapmamam lazım. Salla bunları ya.
Ama benim şey yapmamam lazım artık. Çok fazla açılmamam lazım. Çünkü para bir tek seferden gelen gelire bakacak. Yani özellikle bir de savaş durumu söz konusu olduğunda benim gelirler iyice düşecek. Görev başarısız Lady'yi ziyaret et. Haydele. Ne Lady'ymiş arkadaş ya. Savaş başladığında benim işletmeler kapanacak ya. İyice sıkıntıya gireceğiz. Aslında para ödenirken tamam. Şey yapacağım, ziyaret edeceğim hatunu da işim var, gücüm var ya. İşim var, gücüm var, tek derdim o mu? Nord okçusu, Nord avcısı, kıdemli Nord okçusu, Vaya girin nişancısı, Svadyalı şövalye. Eyvallah. Şimdi öncelikle şuradaki 5 Vaya girin nişancısını da buraya atıyorum. 10 kıdemli Nord okçusunu da buraya atıyorum. Bir 5 şövalye daha bırakıyorum buraya. 35 tane kıdemli Nord okçusu. Daha ne baba? Hatunlarda bir ziyaret edelim onu. Lady Sweetpool Tihir şehrinde. Tamam. Gidip ziyaret edip bir şiir okuyup geleceğim. O arada zaten ateşkes bitmiş olur. Ateşkes bittiği gibi de ufaktan bölümü sonlandırırız. Ateşkes bir sona ersin de. Nord Krallığında ziyafet. Huruz Kalesi. Gideriz anam. Gideriz. İster misin şimdi hatun da ayar versin? Barış halinde olduğumuz devlete niye dalıyorsun diye. Aa yok, geldiğin için çok mutluyum diyor. Şiir okuyayım mı? Sen başımsın ve sonumsun. Saçma mı? Oğlum biz bu karıya yaranamayacağız ya. Bak ben size diyorum abi. Yaranılmaz dayı. Yaranılmaz, yaranılmaz. Vallahi yaranılmıyor ya. Vayagirleri terk edenler falan da dolu ortalıkta. Güzel. Ateşkesin ne kadar süresi var ya? Aha, Vayagir ve Nord arasındaki ateşkes sona erdi. Biz de ufaktan bölümü sonlandıralım babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.